Merhaba sevgili izleyicilerim. Hayat Güzel'in bu bölümünde Manisa'mımızın ilk ve tek yerel gazozuyla gazoz sektörünü konuşuyoruz. Ve tabii ki Manisa'mız Manisa kebabıyla çok ünlü. Ve Manisa kebabının ilk yapıldığı yerdeyiz sizler için. Sizler için harika bir program hazırladık. Siz de çay ve kahveleri hazırladıysanız Hayat Güzel başlıyor. Manisa'mızın kebabı çok meşhurdur ve Manisa kebabının ilk yapıldığı yerdeyiz şu anda. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Gerçekten ben de izleyicilerimiz gibi merakla bekliyorum. Evet. Manisa kebabının ilk yapıldığı yer, evet, değil mi? İlk yapıldığı yer bizim dedemiz Halil İbrahim Onaylı tarafından Giritli İbrahim Usta ile beraber başlayan bir hikaye. Kaçlı yıllar? 1927 yılında başlayan bir hikaye. Tabi uzun süre soluklu bir mekan burası. Manisa'nın tarihi geçmişiyle beraber tabii yaklaşık 100 yıldan beri insanımıza, hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Tabii kolay değil. Bu işin sorumluluğu da var. Çünkü Manisa'ya dışarıdan gelen misafirlerimiz, yani biz ve diğer mekandaki arkadaşlar da, mesela ilk geldiği yer hadi bir Manisa kebabı ikram edelim oluyor. Tabi bu da herkesin sorumluluğunu arttırıyor, biz de dahil olmak üzere. Çünkü Manisa kebabısı demek, yani şehri temsil ediyorsun, şehrin isminle temsil, evet, ediyorsun. O yüzden bütün arkadaşlarla beraber, diğer mekanlar da var bizim gibi Manisa kebabını yapan. Onlarla beraber sorumluluğumuz fazla. Ama bir de bizim tabi tarihi sorumluluğumuz var. Yaklaşık 100 yıldan beri gelen misafirlerimizi, lezzetimizi ikram ediyoruz. Memnun etmeye çalışıyoruz. Tabii şehrimizi de temsil ediyoruz bu arada. O da çok önemli. Ne güzel bir gurur değil mi? Tabii. Gerçekten. Bu arada şeyi merak ediyorum. Dedeniz ilk nasıl başlamış? Dedem, nereden gelmiş kebap? Dedem Giritli İbrahim Usta ile beraber başlıyor. Tabii bir Acem Ustası'nın ismini bilmiyoruz. Ondan ilk öğreniyorlar. Bir Acem kebabı diye zaten ilk başta tasvir ediliyor. Ondan sonra tabii o kebap kuyruk yağından, mesela biz şimdi tereyağı döküyoruz. Biraz sonra görüntüleri de beraber yapacağız. Dedem biraz değişikten şehrimizin ismini veriyor. Yani hikaye Giritli İbrahim Usta ve Halil İbrahim Onaylı dedem tarafından, evet, başlatılıyor. Ondan sonra ben diğer isimleri de buraya not aldım. Onları da saygıyla, ölenlere rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet. Tabii Osman Yelkenci mesela, Halit Usta, Bekir Mersinli rahmetli, Hasan Yansiler, Gül Cemal, İsmail Usta, Naci Usta, Sabri Usta, Nihat Çıraklar, Tahir abi, Hüseyin Usta ve babam rahmetli Anonaylı. Tabi onların kalfaları, çırakları devam ediyor diğer arkadaşlarla beraber. Aramızda güzel bir dostluk var. Neticede bu kimin en güzel yaptığını hep konuşulur, şey yapılır. Ben hiç oralara takılmam. Çünkü herkesin el lezzeti, ayarı, el lezzeti farklıdır. Onu hemşehrilerimiz karar verecek ya da misafirlerimiz. Ama ben diğer meslektaşlarımdan da hep rica ediyorum. Çünkü şehrimizin mesela bir Adana kebabı, Urfa kebabı gibi daha hala biz Türkiye'ye tanıtamadık. Maalesef. Çünkü Adana kebabı deyince ülkenin her yerinde bir markalaşmış. Mesela Bursa'nın İskender döneri gibi. Biz onu başaramıyoruz bir türlü. İnşallah yıllar içinde bütün meslektaşlarımızla beraber umarım bu şehrimizin ismiyle anılan mesir macununun yanında, üzümümüzün yanında, pamuğumuzun yanında, zeytinimizin yanında tabii şehrimizin çok güzel temsil edebilecek bir kebabımız var yani. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Ve gerçekten çok lezzetli. Türkiye'nin her yerinden gerçekten duyuluyor.
Manisa deyince Manisa kebabı yemeye gelelim diyorlar. Tabii. Bir de İbrahim Bey şey çok doğru söylediğiniz, herkesin kendi yorumu var. Sizin tabii. de aileden gelen bir tabii. lezzet, bir yorum var. Farkı. Tabii. Her elin lezzeti farklı, farklı ama değil mi usta? Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, mesela ben bundan yıllar önce rahmetli Mesut Yılmaz'a yapmıştım mesela. O zaman da Allah hiç, rahmet eylesin. O da rahmetli oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza işte zaten Bülent Arınç abimiz Manisalı. O da duayen siyasetçi. Onlar, o da hep bize gelir gider. Diğer siyasi partilerin temsilcileri mesela seçim zamanlarında bir parti hariç kim geçerse geçsin ben kebabımızı yaparım. İkram ediyorsun. Sen hepsini yani, ağırlıyorsun. Tabii herkesin biz, evet. Manisa'nın güzelliğini şey yapmak. Siyaset ayrı bir şey. Bizim meslek hayatımız Manisa'nın misafirperverliğini göstermek zorundayız. Hiç parti ayrımı yapmadan gelen dostlarımızı böyle seçim zamanlarında da yeter ki yani kebabımızı tatsınlar, şey yapsınlar. Değil mi? Manisa tabii, tanıtılsın. Tabii rahmetli mesela o sarılan bir şeyimiz vardı. Herkes, o da gelmişti sağ olsun. Kim? Vefat etti. İsmi aklıma gelmedi. Eski bakanlarımızdan o da. Onu da hemen ben yakaladım sarıldım gel bakalım dedim. Sen herkese sarılıyorsun ben de sana sarılacağım. Ondan sonra hemen kebabı yaptık. Ya dedi hemen dedim bizde adet budur. Tamam. Buradan geçen kim olursa olsun. Yani, mutlaka tadım. Tadını şey yaptıracağız. Yani elimizden geldiği kadar tabii belediye başkanlarımız sağ olsun. Misafirlerini getiriyorlar buraya. Han da tabii bir tarihi bir mekanındayız. Onu soracağım şimdi. Hanımız çok güzel tabii. değil mi? Tarihi bir mekan. Bunda tabii bizim son yıllarda ülkemizde tarihi mekanlarımıza karşı çok ilgi, alaka arttı. Restorasyon çalışmaları ciddi manada arttı ülkemizde. Tabii insanlarda bir tarih bilinci oluştu. Ama hanın değeri çok bilinmiyor bence Manisalılar tarafında. Biraz yani daha. Gelsinler akşamları bir kahvesini içsinler. Hani 1400-1500 yıllardan kalma bir mekanda alışverişlerini yapsınlar. Diyarbakır'da olsun, Urfa'da olsun hep gittiğimiz zaman çok farklı bir canlılık var. Yani hallarda değil mi? Evet. Tabii böyle tarihi mekanlarda. Mesela Manisa'nın tarihi dokusu da çok fazla. Mesela Muradiye Camii, Ege'de tek Mimar Sinan eseri. Tek, Ulu Camimiz var. Doğru. Mesela yüzyıllardan beri Sultan Camii var. Yani hep bir bu kültür, tabi yemek de bunların içinde. Biz yemek kısmındayız ama tarihi dokumuzda tabi hep konuşmak lazım. Yani her programda ben anlatırım. Manisa Şehzadeler Şehri yani. Evet. 7 tane şehzadeyi biz padişah yapmışız. Kültürü olan, birikimi olan bir şehir. Yemek kültüründe de iddialı olmamız lazım biraz. Aynen, çok güzel söylediniz. Yani yemek kültüründe de inşallah evet. hep beraber arkadaşlarımızdan, bütün diğer esnaf arkadaşlarımızdan gelen misafirlerimiz yeter ki ya Manisa'da bir yemek yedik. Yani mekanın ismi önemli değil, bir kebap yedik. Manisa kebabı Manisa çok güzeldi kebabı. Yani değil o mi? Önemli olan o. Benim yapmam veya bir başkasının yapması önemli değil. Yani insanlara onu söyletmek durumundayız biz. Doğru, bir esnaf olarak o sorumluluğumuz olmalı. O zaman buradan şey diyelim. Bütün izleyicilerimizi Manisa kebabı yemeye bekliyoruz Manisa'ya değil mi? Ulusal bir kanaldayız. İnşallah gelirlerse Manisa'ya gelip de Manisa kebabı yemeden mesir macunumuzu takmadan, gezmeden Manisa'mızın tarihi, Şehzadeler Şehri'ni gezmeden gitmesinler. Gezmeden gitmesinler, çok evet. güzeldi. Evet. O zaman biz de hemen yapalım mı Manisa yapalım. Kebabını ben de bekliyorum. Bakalım seyircilerimiz beğenecek mi? Bu arada pardon, dedenizin orada fotoğrafı vardı, onu bir yapıma tabii. geçmeden gösterelim. Hani Manisa'nın o tabii, eski halini eski de gösterelim Manisa'nın eski istiyorum. Sokakları tabii. Burası 1928 yılı tahmin ediyoruz. 1928 yılındaki dedem, Manisa. Dedem burada Halil İbrahim Usta ve çarşımız bayraklarla süslenmiş. Ve çok yoğun bir kalabalık var tabii. O zaman Manisa'nın merkezi, merkezi burası. Merkezi buraları. Tabii uzun çarşı. Yani görüyorsunuz güzelliği, etraftaki çok ev güzel. Şey binaların o bakımlı halini. Ama yine de İbrahim Bey uzun çarşı şimdi bakınca o yıllardan bugüne gerçekten tarihi dokusu bozulmamış. Tabii, yani Büyükşehir tabii. Belediyemiz restorasyon aynen, yaptı. Tabii ki, tabii ki. İlçe belediyeleri öyle. Aynen. Belediyelerimiz hani, tabii çok son, güzel son zamanlarda gerçekten hem Büyükşehir Belediyemiz hem Şehzadeler hem biz de bir dönemde ben ilgilenmeyesiyle evet, yapmıştım. Bizler de buranın Anıtlar Kurulu
planları dahilinde oluyor. Bizler de hep üzerimize düşeni yapmıştık. Gerçekten. Tabii şehir bizim, Manisa bizim yani. Korumamız lazım, kollamamız lazım, tanıtmamız lazım her yönüyle. Evet. Lezzetiyle, tarihi dokusuyla, sanayisiyle. Manisa aynı zamanda şimdi büyük şehir oldu 7-8 yıldan beri. Türkiye'de 5 milyar dolar ihracatı olan sanayi şimdi dev bir şehir. Sanayi şehri. Ama tanıtımında biraz şey kalıyoruz. Zayıf kalıyormuşuz gibi ben düşünüyorum. Bundan sonra tanıtacağız. Daha aktif, daha çok. Daha proaktif olmamız lazım. Yerel yöneticilerimiz, yani ben de bir dönem yaptım. Tabii hep elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da daha iyi günler olacak. Manisa çünkü jeopolitik olarak da denize yakın. Mesela buradan organize sanayi bölgemize teşekkür ediyoruz. Burada tren vagonuna bir tane paket koyduğun zaman Çin'e kadar hiç durmadan gidiyor. Gerçekten. Balo şehrinde. Çok doğru söyledin. Yani. Aynen. Şehir, lojistik. Yani son zamanlarda herkes Manisa'yı böyle tutup da kaldırmaya çalışıyor. İnşallah evet. Bizler esnaf olarak da üzerimize düşeni yaparız. El birliğiyle hepimiz. Tabii. Hepimiz bir ucundan tutup. Evet. Tamam. O zaman tarife geçelim. Geçelim. Sevgili izleyicilerim, meşhur Manisa kebabının tarifiyle sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Sevgili izleyicilerim, meşhur Manisa kebabının yapımını İbrahim Onaylı'dan alıyoruz şimdi. İbrahim Bey, evet. Nedir bu Manisa kebabının Manisa sırrı, kebabı, lezzetin sırrı tabii, nedir? Hem et hem pide hem tereyağı üçlüsünün muhteşem bir ambiyansı oluyor. Hı hı. Dana eti ve kuzu eti karıştırıyoruz biz. İçinde hiç sinir olmayacak. Dananın kol kısmıyla kuzu boşlukları ve kuyruk yağı karıştırıyoruz. Hı hı. Sadece tuz atıyoruz içine, katkı malzemesi baharat yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra özel pidelerimiz var. Hı-hı. Ve mangal kömürü, bakır tabaklarımız ve tabii muhteşem tereyağımız. Evet. Geçelim isterseniz. Evet, geçelim, hadi yapalım birlikte. Buyurun. Siz sabahtan hazırlıyorsunuz sanırım. Tabii sabahtan şişleri saplıyorsunuz. Ekibimiz var. Bu işte ekip de önemli. Doğru. Ekip arkadaşlarımızla beraber. Bayağı bir sıcak. Yazın işiniz evet. Zor. Kışın ısınırsınız ama yazın. Aynen. Şimdi mangal kömürümüzü yakıyoruz, hazırlıyoruz. Tereyağı istiyorsun. Tabii ya. Tereyağı, bakır tabaklarımız. Şimdi kömür iyice yanması lazım. Tereyağımız bizim özel tereyağı kullanıyoruz. Tulum tereyağlarımız var. İşkembenin içinde özellikle yani onu yaptırıyoruz öyle biz. Öyle mi? Ama yerini söylemeyeyim. Sadece bize özel. Gelen müşterilerimiz. Lezzeti sürmeye çıktı. Bir de Manisa'mızın yeni bir çiftlik açıldı. Yaklaşık evet. 5-6 yıldan beri. Evet. Onun da ismini söylemeyeyim. Evet. Reklama evet, girmeyeceğim evet. Ama. Yunt Dağları'nın lezzeti dağında, var biliyorum. Aynen. Aynen. O da bir büyüğümüzün çiftliği. Onun tereyağı da muhteşem yani. Hayvanlar gezince tabii, muhteşem bir tereyağı var. Olunca, değil mi? Gerçekten. Onun tereyağından karıştırıyoruz. Hı hı. Şimdi pidemiz var 120 gram ağırlığında tahminen. Evet. Et pişerken kendi etimizin kendi yağını pideye böyle alıştırıyoruz. Hı. Pideye de lezzet tabii, pideye katıyorsun. Pideye de lezzet katıyor tabii. Tereyağlı mis kokular evet. Eşliğinde kebap yapıyoruz. Evet, ben onları çevirebilir miyim? Elim tabii. Yanar mı? Hayır. Şimdi böyle gelin, böyle bu tarafıma gelin siz sağıma. Öyle mi geleyim? Böyle geçin. Şimdi şöyle 3 tane, 4 tanesini çevirebilirsin öyle. Hızlı mı çevireyim mi? Yok çevir. Sıkıntı yok. Evet. Oo. Nuray Hanım da çıraklığa başladı. Ben öğren yanına geleyim hafta evet. Sonları. Evet. Şöyle. Aynen.
Ya burada önemli olan işini seveceksin. Ne iş yaparsan yap. Siz çok önemli. Seviyorsunuz ama. Yani ben kendim... Yani gerçekten biz tahsilimizi katınca... yaptık. Üniversite mezunuyuz, iktisat mezunuyuz. Hı hı. Ama babam dedi, yani işini hangi iş seviyorsun? Dedim kendi işi. Sen öğrendiğiniz işi. Değil mi? Dededen babaya, babadan bize. Manisa'nın yerel markasısınız evet, ve artık tüm kuşak. Türkiye'de evet, şimdi kebabımız pişti. Yavaş yavaş küçük küçük lokmalar halinde doğruyoruz biz. Bizim müşterileri üzmüyoruz zaten. Hiç bıçak ihtiyacı da olmuyor. Ve kebabın olmazsa olmazı da sumak değil mi? Sumak maydanoz tabii. Onu söyleyeceğiz. Şimdi kebabımızı pişirdik. Mevsimine göre salatamız oluyor. Mesela kışın turp da ilave ediyoruz. Ama yazın domatesimiz, yeşil biberimiz, somak maydanozumuz. Somak maydanozu önce atmamız gerekiyor. Neden? Çünkü tereyağı döktüğümüz zaman somağın aromasıyla bu böyle çok güzel bir ambiyans oluyor. Etin yağı, somağın aroması ve tereyağı, kızgın tereyağı. Hepsi birleşiyor. Hepsini birleştiriyoruz. Harika bir lezzet. Şimdi biz daha detaylı süslüyoruz ama ben sizin şimdi için böyle... Şimdi o yağın biraz... böyle evet. Cızırtısını keşke size duyurabilsek böyle. Gel. Yakın çekersen gel. Hüseyin gel. Gel. Tereyağın şu cızırtısını duysun izleyicilerimiz. Evet, kebabımız hazır servise. Evet. Evet bakalım Nuray Hanım beğenecek evet, mi? Evet sıcaktır, çok sıcaktır. Hayır, bir lokma alabilirsiniz. Test olmazsa olmaz. Çatalı bırakayım ben size. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sevgili hemşehrilerimizi, misafirlerimizi Manisa'ya gelip de kebabımızı yemeden gitmesinler. Nefis bekliyoruz. Elde sağlık. Efendim evet. Ben kebabı yemeye geçiyorum. Ellerine sağlık, mis gibi. Ben gerçi sıcak sıcak tadım yapmıştım. Evet. Sağ olasın. Harika oldu Manisa'mızın kebabı. Evet. Kebabın iyisi nasıl anlaşılır? Bir de onu söyleyelim. Kebabın, İzleyicilerimiz nasıl anlar? Bir kere kokusu ve etin ağzınıza aldığınız zamanki yumuşak hali, damak zevki bırakması, tereyağının böyle tereyağı gibi yani olması gibi gerekiyor. Bir tereyağı kokusu. Pidemizin tabii yumuşak olması gerekiyor. Gerçi kızarmış da sevenler oluyor, yağı az yiyenler oluyor, zeytinyağı da isteyenler oluyor. Biz zevklerine göre müşterilerimizin ikram ediyoruz. Kişilerin damak çok memnun olduk geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Sağ her olun. Zaman bekleriz. Ellerine sağlık. Tabii hemşehrilerimizi de bekleriz. Tabii. Herkesi bir kere Manisa İnşallah. Kebabı yemeye dediğin dışarıdan gibi çok güzel dışarıdan gelen misafirlerimizi de aynen. Evet, Manisa Kebabı yemeye herkesi bekliyoruz. O zaman bu bölümü seninle kapatalım birlikte. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Sevgili izleyicilerim, bugün kebabın ilk yapıldığı yerden sizlere seslendik. İbrahim Bey'den harika bir tarif aldık. Birazdan Manisa'mızın yerel markasıyla, yerel gazozuyla sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Thank you.
Sevgili izleyicilerim, Manisa'mızın ilk ve tek yerel markasını, Gazozunu oluşturan genç girişimci Hilmi Kiraz'ın konuğuyuz. Merhabalar Hilmi Bey. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tebrik ederim. Gerçekten hani çok gurur duydum. Manisa'nın ilk ve tek yerel markalı Gazozu. Evet, doğrudur. Değil mi? Hayırlısıyla 2020 yılının Mart ayında start aldık. Manisa'nın ilk ve tek baldan ürettiğimiz doğal gazozumuzu. Adını Manisa'mızın 1513 metrelik yüksekliğindeki Sipil Dağı'ndan aldığı glikoz içermeyen, içeriği tamamen doğal olan gazozumuzu üretmeye başladık. Şimdi onu soracağım. Önce istersen gazozun içeriğinden önce izleyicilerimiz için kısaca bir kendinden bahseder misin? Tabii bu ki. Süreç nasıl başladı? Nereden aklına geldi gazoz üretmek? Şimdi 1982 Manisa doğumluyum. 2003 yılından beri toptan gıda ve meşrubat dağıtımında pazarlama sektöründe uğraşıyorum. Hayalimdi. Gazozu da çok sevdiğimizden dolayı. Manisa'da bir gazoz markasında olmadığını gördüğümüzden dolayı Manisa'ya böyle bir marka kazandırmak istedik. Türkiye genelinde 8300 markaya yakın bir yerel markalar var. Ama maalesef Manisa'mızda böyle bir boşluk vardı. Yoktu, evet. Ondan dolayı böyle bir güzel bir markamızla, yerel gazozla market ve büfelerde raflarına sahiplendik. Aynen. Başladık. İsmine bayıldım. Zaten hani Manisa'mızın ismiyle evet. Çok güzel uymuş. Evet. Ve dediğin gibi gazozu hele çocukluğumuzda hepimiz çok severdik. Ama açıkçası hani ben de kilodan da hani kilo almayalım koruyoruz ya hepimiz. Evet. Şekeri çok yüksek olduğu için çok tercih etmiyorum ama sanırım sizin gazozu bundan sonra tercih edeceğiz tercih gibi. Tercih ediyorum. Üretim ile ilgili bir bilgi verir misin? Şimdi içeriğiyle yani gazozun içeriğiyle. Gazozumuzun içeriğinde tamamen doğal ürünler yer alıyor. Doğal ürünler derken aspartam, yapay tatlandırıcı hiçbir katkı maddesi bulundurmuyoruz. Günümüzdeki markalaşmış artık bütün ürünler glikozla üretiliyor. Biz aksini kullandık. Çam balından yapıyoruz. Toz şekerden yapıyoruz. Ve sade gazozun özelliği frambuaz aromalı olmasıdır. Frambuaz aroma kullanıyoruz. Esans kullanmıyoruz. Tamamen zararlı etkenlerden kaçıyoruz şu an. İçimi yumuşaktır. Doğal bir gazozdur ve içtiğinizde de takdir edersiniz ki çocukluğumuza döndürecek bir lezzet yakalayacaksınız. Klasik, zaten şişesi de öyle klasik 1970'li, gazoz. 80'li yılların gazozunun tadını yakaladık. Nostaljik bir şişe olmuş gerçekten. Tüketicilerimizden de güzel tepkiler alıyoruz tadıyla ilgili. Şurubunu güzel bir şekilde doğalla özleştirdik şu an. Bal kullanıyorsunuz. Çam balı kullanıyoruz. Çam balı tatlandırıcı olarak. Tatlandırıcı olarak. Dediğim gibi aspartam, G6, G7 bütün koruyucu maddelerini almıyoruz. Raf ömrünü 1 yıl yapıyoruz. Koruyucu maddesi koyup 2 yıl yapacağımıza 1 yıl olsun, doğal olsun istedik. Doğal olsun. Nasıl olsa sürekli üretim var sonuçta. Sürekli üretimimizi yapıyoruz. Peki üretim ve satış kapasitesi nasıl? Üretim ve satış kapasitemizde şu an bizim istediğimizin üstünde gidiyor açıkçası. Haftalık 1500-2000 kolyeye ulaştığımız kapasitemiz oldu. Biz açıkçası beklemiyorduk bu kadar kapasiteyi. Maşallah. Üretimimizi daha ileriye taşıyacağız tabii ki. Üretim kapasitemizde de baktığımızda taleplere göre hareket ediyoruz şu an. Müşterilerimize ne kadar verirsek o kadar daha gittiğini gördük. Ona göre yol alıyoruz. Doğru. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki Manisa'nın dışına da her yere dağıtım var mı? Nasıl dağıtım? Geçen yıl Mart ayından itibaren 2020 yılını sadece Manisa merkez esnafların noktalarına dağılımını sağladık. Bu yıl ara toptancı dediğimiz ilçelerimize de göndermeye başladık. Çok güzel. Bu sayı gün geçtikçe artıyor, toptancı sayılarımız artıyor, iş ortaklarımız artıyor. Taleplerimiz hem internet üstünden hem esnaflarımızın üzerinden de talepler geldikçe dağılımını arttırıyoruz. Yani internet üzerinden de satışınız var. Tabii ki. Buradan izleyicilerimiz için çok iyi oldu Şimdi bu. Şimdi şöyle, sosyal medyada aktifiz. Yaptığımız her ürünü paylaşıyoruz. Dağılımı, operasyon, bütün hepsini yaptığımız her adımı paylaştıkça, yeni ürün çıkaracaksak onu paylaşıyoruz. Ondan sonra dağılımı paylaşıyoruz. Açıkçası şu an sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyoruz.
Oradan da takip edebilirler bizi. Öylesin zaten ama gerçekten hani genç bir girişimci ve girişimcilik ruhlu oluyor. Hani işletme mezunusun ama bu içinde yoksa gerçekten olmuyor. Ama sizi tebrik ederim. Sağ gerçekten. Olun. Teşekkür ederim. Manisa'da, protokolde, her yerde gidip kendi markanı, kendini tanıtman çok daha bir farkındalık severek getiriyor. Severek yaptığımızdan kaynaklanıyor. Kendimizi verdik bu işe. Gönülle yapıyoruz. Gönül bağı olmadan olmaz. Sevmeden olmaz. İşini severek yapmak. Evet, evet. Heyecanımız çok yüksek. Çok İnşallah bu heyecanımız daha da artar. Gün geçtikçe satışlarımız gibi heyecanımız da artar. Umarım. Bunu istiyoruz biz de. Yani çünkü Manisa'nın reklamı, Manisa'nın reklamını yapıyorsun. Manisa'mızın gazozu diyoruz. Peki çok güzel projelerin vardır. Gelecekle ilgili hedeflerin neler? Gelecekteki hedeflerimiz planladıklarımıza göre üretim kapasitesini arttırmak. Manisa'daki üretimimizi daha büyük alana çıkarmamızı istiyoruz. Makine sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Bunu yaparken iş istihdamı da sağlamak istiyoruz. Manisa'daki hemşerilerimize iş imkanı vermek istiyoruz. Sadece üretimden aşırı dağıtım ağında da bayilikler vermeyi planlıyoruz. İş ortaklarımızı arttırmak istiyoruz. Öylelikle Manisa'da yerli ve köklü bir marka olmak istiyoruz. Biz bunu olurken iş ortaklarımız da bizimle birlikte büyümesini istiyoruz. Amacımız bu. Çok güzel düşünüyorsun. Çünkü dediğin gibi hani tüm Türkiye'ye başladığında bu kapasitede yeterli gelmeyecektir sana. Gelmeyecek. O yüzden büyümen lazım. Gün her geçtikçe bu şekilde iş ortaklarımız, çalışanlarımız, kapasitemiz artmış olacak. Tek amacımız o şu an için. Peki gazozun yanına en iyi ne gider? Gazozun yanına en iyi Manisa kebabımız. Değil mi? Manisa'mızda. Şimdi biz de onu konuştuk. Manisa kebabının tarifini aldık İbrahim Bey'den, sağ olsun. Evet, Manisa kebabı ve Manisa gazozu, Manisa'nın yerel gazozu. Yerel markalar. Gerçekten ben de bireysel olarak da bizim Manisa'mızda da hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem ilçelerimiz, belediye başkanlarımız gerçekten destekliyorlar. Ve Manisalı olan herkesin, yani kendi şehrini ya da başka bir şehirdeki insanların hemşehrilik bilinciyle yerel markalarının desteklemesi çok önemli. Çünkü böyle duyuluyorsun. Reklam önce bireyselden başlıyor. Başlıyor. Yani ben buradan izleyicilerimize de sesleniyorum. Manisa'mıza geldiklerinde, dışarıdan misafirlerimiz de olduğunda Manisa kebabımızı yemelerini tavsiye ediyorum. Manisa kebabının yanında gazozumuzu içmelerini yani tavsiye ediyorum. Yani iki yerel markanın hani birlikte olması çok keyifli tavsiye gerçekten. Tavsiye ederim. Buradan bütün seyircilerimize, izleyicilerimize tavsiyemiz budur bizim. Aynen. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela biz seninle de biraz önce konuştuk ya, gazoz yazın içiliyor diyoruz ama hayır, bence kışın da içilebilir. Tabii. Yani kışın da bir ferahlık hissediyorsun. Çünkü sizin gazozun şeker oranının az olması benim çok hoşuma gitti. Ben sodayı çok severim mesela. Ama sizinki de öyle. Bir kahvenin yanında, doğrudur, mesela Türk kahvesinin yanında bile çok tavsiye güzel. Tavsiye ederiz. Evet, Türk tavsiye ederim yanında. Yani kesin. Türk kahvesinin çok yanında güzeldi. Tavsiye ederiz. Sunum olarak da çok şık olur. O şimdi izleyicilerimize bir tavsiye olsun gerçekten. Başka hedeflerin var mı? Yoksa ben sizin şu depoya girip gazozları bir gezmek istiyorum. Tamam. Öyle yapalım o zaman. Depomuzu da gezelim.